Hadi bakalım Ayça, 365 gün bu temizliği de eminim hayal etmişsindir. Kesinlikle ettim, etmez miyim? Fincanlarla sabah sabah şov yaptın ama sence anladılar mı? Anlamadılar. Anlamadılar. O kadar öyle... çok kendi kendilerine konuştular ki anlamadılar. Yani, bir olur var ya, olur çok fena. O var ya, direkt Semiha teyze oynuyor. Baktı ki Semiha teyze büyük tehlike, onu hemen yanına çekmeye çalıştı. Ama bilmiyor ki Semiha teyze öyle gülüşe mülüşe kandırılacak hayatta bir kadın değil. Hayatta kandırmaz, Semiha teyze hayatta en büyük vurgunu o yapacak. Yanına yanaşayım, aman altına ne güzel diyeceğim, şöyle böyle yemez. Tepsi tabii getiriyorum, dur. Tamam. O sunumları kaldıralım. Bence Ayça Hanım temizlik olarak çok hızlı bir hızında yapabilecek izlenim olarak ben görmedim. Programa katılmak istediği için katıldığını düşünüyorum ben. Lokumları da nadeli seçmişiz. Tabii ki. Nadir bunlar lokum diye. Kahvenin yanına neymiş o şey? Lokum neymiş? Güzel tatlı kurabiye yapaydı, güzel mis gibi. Ne lokum? Çarşıdan almış getirmiş. Buyurun efendim. Tamamdır. Sen bunu şimdi doğru mutfağa. Baksana tabii kadın kaç tane sunum bak, getirmiş. Bak, bak. Hem de evden taşıdım. Abartmış. Çok yok. Yapacak tabii. Son haftaya gelmişiz ya. Hep böyle söylüyorlar ya, biraz da ben de böyle söyleyeyim. Şov he. Hanımefendiciğim buyurun. Şov he. Ama şov program burası. Evet, canım, yani şov yapacaksın şov tabii ki. Biz Kadir Ezildin mi askerleriyiz yani, ondan yani şaşa şaşa artı bizim işimiz. Bizde. Yıldız yıldız tabii severiz. Ya öyle kuru kuru. Görgüsüzlük bizde. Ah ah. Şaşa bizde. Ama geçen İlber İlber Ortaylı'nın sözüne çok alındım. Ne dedi? Demiş ki şaşa ve şoşartı. Ne demişti kız? Dur sen bunu tamam sen anlatayım bunu. Adamın dediğini bile tekrarlayamıyorsun. O derece yok İlber Ortaylı. Demiş ki şaşa ve şoşartı cahillerin işi mi demiş. Yoksa özgüveni olmayanların öyle bir şey söylemiş. Ha, çok dokandı şurama ama. Beni tanısa bence o sözünden vazgeçerdi. Onu söylediğin de yıl 80'ler. Biz hepsini ver seviyoruz. Kadir Esildi ve Ayça Hanım salonu temizliğine birazdan başlayacaklar. Kendilerine şimdiden kolay gelsin efendim. Ne yapmak istiyorsunuz şimdi? Şu anda halıyı süpürüp kaldırmak istiyorum hemen önce. Hemen açalım o zaman. Tamam. Bugünkü yarışmacı biraz güler yüz dolu, millete böyle iyi görünür. Yarın var ya onun bir dili çıkar, bir dili çıkar. Çünkü var ya bugün onun yarışması. Hiçbir şey demez bugün, hepimize iyi davran. Davransın vallahi, iyi olursa iyi, kötü olursa da kötü. Ben hiç şey etmem, çekmem. Neyse onu vereceğim. Salonun halısı dürüm gibi sarılıp bir an önce kaldırılıyor. Dik köşe temizlik yaparım. Hatta çoğu zaman beni taşınıyor zannederler temizlik yaparken. Çünkü benim için halının kenarını silmekle halıyı kaldırıp silmek aynı şey. Asla böyle yüzeysel olarak yapmam. Mutlaka detaylara takılırım. Gittiğim yerde bir şeyi dağınık da bırakabilirsiniz. Ama halının altını kaldırdığınızda toz varsa bence o temizlik değildir. Örtüsüz gayet güzelmiş evet koltuklar. Ve temizmiş de zaten. Evet, tertemiz. Millet kirli kirli koltuklarını açıyor. Çok da şık, güzelmiş. Sepetin içinde parke ucu var Semiha. Aman şey. Ayça. Ayça. Semiha. Evet. Siz kaç kardeşsiniz? Biz iki kardeşiz Kadir Bey. Ablam var benim. Benimle hiç alakası olmayan bir abla. O nerede oturuyor? O da aynı Silivri'de oturuyor. Bizle beraber oturuyor. O buraya katılırken zaten direkt dedim ki ablayım ben gidiyorum dedim. Enem Arap benim. Diskalifiye olmadan gel yeter. Kazanmanı istemiyoruz dedi bize. Direkt. Dilini tutamayacağını biliyor galiba. Biliyor. Ablam benim tam zıttım. Gayet terbiyeli. Oturaktı. Ben gene çirkefçi karısı. Sen bu hafta benim şöyle gözlemlerime göre bu hafta atışırsan, eğer kötü atışırsan Yeşil hanımefendiyle bir atışabilirsin. Evet. O birazcık fazla kendini... O da biraz böyle enerjisi yüksek değil evet, yani. Evet. Enerjisi yüksek ama tabii böyle konuşanları çok gördük Kadir Bey ya. Evet. Boş konuşuyorlar. O yüzden sonra temizliğimizi yapalım. Kesinlikle temizliğimizi sana yapalım. Sana parfüm ucuyla su getiriyorum. Dur tamam sen. Bana göre insanın hem eli hem dili hem marifeti olması lazım bu programa katılması için. Bunların hepsi de bende var Ayça'cığım, üzgünüm. Aslında ben yemek hiç yapamıyordum. Ta ki oğlumu dünyaya getirene kadar. Tabii ki de bu işi en iyi kim bilir? Yapamayan bilir. Yapamadıktan sonra incelersiniz, detaylarına bakarsınız, öğrenirsiniz. Ve şu anda elime su döken asla olamaz. Ayça'nın eli ayağı dolaşacak bugün, yapamayacak. Göreceksiniz. Temizlikte de mutfakta da iddialı olduğunu söyleyen Ayça Hanım, salonun temizliğine yerleri silerek devam ediyor. Ayça hırslı duruyor ama ben onun güzel yemek yapabileceğine inanmıyorum. Menüsünü de çok basit buldum. Yani el lezzetinin olduğunu da düşünmüyorum. Evet, hemen makinemize dizelim bardaklarımızı. Tamam Kadir Bey. Makine yalnız favorim olan makine. Ama o bardaklar makineye atılmaz. Onların goldları gider. Bunlar... Gider mi? O zaman tabii bardakları da, şey fincanları da atamayız. Bir de bu biliyorsun eski tip makine iyice kaynata yıkıyor. Ama var ya şu makine işi bir şey değişme. Bulabilsem şöyle temizliğini alırdım. İkinci elini satıyorlar. Ama benimki ankastre de o yüzden kapaklı. Üstünü söktün mü oluyor merak etme. Hay önüne kapak monte ettirdim. Aman ne yaparsan yap. Eşin anlar mı el işlerinden böyle tadilat tamirat? Kesinlikle yok Kadir Bey.
Sadece ben çorbayı anlam veremedim. Yani patates çorbası, ne bileyim, niye öyle bir çorba seçtin? O bir geçiş için aslında. Ardından şimdi bir imam bayıldı yiyeceksiniz, kızartmalık. İnsan böyle bir yarışmaya katılın, güzel şeyler yap. Ne o? İmam bayıldı. İşte güzel değil. Beğenmedim. Ardından bir mutancana var, et yemeği. Biliyorsunuz ki midemizin rahatlaması için patatesle süt kullanıyoruz, değil mi? Bu ikisini kullanırken o yüzden de çorba çok kesmesin diye ağır bir şey kullanmadım. Ağır şey kullanmadım. Bugünkü yarışmacılara hepsini sollayacağım. Ha göreceğim. Teyze dediğin yaptın diyeceğim. Şık pincam takımı kazaya uğramadan yıkanıp kurulanıyor. Hadi hadi, bitti zaten. Etaba geçiyoruz. Hanımefendi. Buyurun. Hazır mısınız? Hazırım. Az daha etabı söyleyecektim. Az daha boşta bulunan etabı söyleyecektim. Söyle, hazırlanayım ben. Zorlu bir etap. Hı. Hazırsanız Allah'ın izniyle yaparsınız diye düşünüyorum. Tabii ki. Ev hanımısın Kastamandır. Bence bu konuda master yapmışsındır sen. Başınıza gelmiştir yani. Başıma gelmiştir. Yani. Bilmiyorum da pek öyle candan iş yapacağı benzemiyor. Öyle yaparım öyle bir şey yok. Belli olur yapacak insan. Zorlu bir etap. Tamam. Ama Semiha teyze de yapacak bu etabı. Emine de yapacak. Onur da yapacak. Semiha Hanım tecrübelidir bu konuda. Neyse hadi. Ama Semiha teyzenin kolları kesilir. Görüşürüz. Açıklara kayıyor üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? 365 gün yalvardı görüşürüz. Hadi şimdi. Bakalım etaba gidiyoruz. Demek istiyor ki ben daha iyi yarışırım, ben daha güzel yaparım diyor ama işte yapamayacak. Merhabalar efendim. Hanımefendiciğimiz buyurun. Ben çitilemeyi hiç düşünmemiştim. Ben ütü zannetmiştim kapıda gömlekleri görünce. Çitilemeyi az çok tahmin ettim de. Çöküyoruz o zaman hemen. Evet. Hadi bakalım. Efendim hazır mısınız? Yaparım. Yaparsın be Çağla. Hadi bakalım. Ayça. Ayça. 5 dakikanız var. Yapmanız gerekeni biliyorsunuz zaten. Action. Su dökeyim mi? Dökün. Tamam. Buyurun efendim. Hemen deterjanı lekeye nüfus ettiriyoruz. Dane benleri var gözünde, can alıcı bakışları gözünde. Birbirine sürteceğim mi? Sürteceğim tabii. Ha. Şimdi bu kalınlığını alalım buradan. Bir dakikanız geçti. Kafasını aldık. Tabii. Hiç de yapamayacak böylece. Hem ona bir bakayım. Tamam bak, süre de önemli. Tamam, süre de tamam önemli. Biliyorum şuradaki kalmış. Bunu %100 kimse çıkartamaz. Hele de neydi ya, Semiha teyze mi? Semiha. Ama Semiha teyze ayağıyla çiğniyor genelde o. Ayağıyla çiğnerse. Baş parmağıyla parmağın arasında şöyle tokuşuruz. Ayağıyla süre tamam mı? Bitti. Tamam bitti. Bitsin, süremiz bitsin efendim. İşte bile görürüz. Benim elimde var, dilimde var. Ben hem yaparım hem de konuşurum. Merhabalar efendim. Merhabalar. Haydi bakalım. Semiha teyzenin temizliğini de merak ediyorum. O yüzden hemen soğuk geliyorum ben. Bekleyin siz. Ayaklarım platin mi? Yeri silemem, oturup da silince kalkamam. Zor kalkarım. İki kişi tutacak, kaldıracak. İki dizimde platin var. Ama koltuk silerim, tuz alırım. Elgileri pırıl pırıl yaparım, kapı silerim. Ama öbür yere gelemem. Semiha teyze, şimdi senin evde gelin var ya. Evet. Sen evde iş yapmayalı çok uzun zaman olmuş. Hayır yaparım. Ne desen yaparım ben. Ha ne bileyim, şimdi seyirci diyecek ki evde gelini var, teyze evde temizlik mi yapıyor sanki? Yapıyor musun peki evde hiç iş? Evde gelin olmadığı zaman evde temizlerim, bulaşık da yıkarım, yemek de yaparım, hepsini yaparım. Yani hala onların bütün fonksiyonlar yerinde tabii şükür. Tabii ki. Silme de biliyoruz, süpürme de biliyoruz. Evet, evet. Siz zannetmeyin ki gelini aldığında evet, başka evet, şimdi oturdu evet. Bütün gün gündüz kuşağı programları zoomluyor. Evet. Asla. Tepsiyi ben alayım hemen. Hayır gel. Ben alabilirim. Heh tamam o zaman. Neden oturayım? İstediğim kadar vücudumun ne kadar yorulsa bile otur. Biraz sıkıldım mı? Kadir'i karşıma alırım, oynarım. Ondan sonra bir daha silerim. Oynarım, bir daha silerim. Neşelenirim. Kadir'i gördüm diye neşem açılıyor benim. Hastalığım buraya gelince gitti. Evde her gün hastaydım ben. Çorban neydi? Arabaş çorba. Hamurlu mu, hamursuz mu? Hamursuz. Hamur olursa bu yaz günü tutmaz. O soğuk olacak buz gibi. Keşke onu sabahtan değil, şimdi sıralı sayarken diyeydik. Hamursuz olmaz ama. Hamur var demedik ki hiç. Hamurlu mu dedik? Hayır. Hamurlu demedik. Sadece arabaş dedik ama Yozgat usulü dedik. Evet. Yozgat gibi yap. Evet. Yozgatlar gibi. Yozgat hamurla yapıyor ya. Hamurla yapıyor. Ben söylerim derim bu hamur. Yaz günü olduğu için yaz tarifesine geçtiğimiz evet. için hamuru kaldırdık. Evet. Bu burada olmaz diyor. Bilmiyorum sonra ne diyecek. Olmaz. Ondan da yalnız şey derim, hiç korkma. Hamursuz arabaşın ne yapayım ben Semiha teyze? Ve Semiha Hanımcığım temizliğe salondaki koltukları süpürerek başlıyor. Kendisine kolay gelsin diyor, ellerinden öpüyorum. Temizlikte bence istenilen performansı sergilemeyebilir. Çünkü yaş itibariyle hem zaman açısından hem de beceri açısından biraz kısıtlı olabilir. Temizliği sadece rakipleri tarafından değil, hepimiz tarafından merak edilen Semiha Hanım süpürmeye devam ediyor. Bu nasıl iş yapmak böyle? Tövbe
Estağfurullah. Niye oturuyorsun? Süpürge makinesi ayağınıza geldi. Kutmayayım, kutmayayım, kutmayayım. Ya Semiha teyzeden güzel bir temizlik bekliyorum ama yaşından ötürü yorulacağını düşünüyorum. Semiha teyzeyi mutfakta hayal ettiğim şey şu. Yine bence bir kaçamaklar yapar. Bugünkü olduğu gibi. Yoruldum. Tansiyonum çıktı. Yani ben dediğim gibi bunlarda artık bir sığınma olduğunu düşünüyorum. Kaçamaklar olduğunu düşünüyorum. Tövbe estağfurullah. Tövbe yarabbim. Tövbe tövbe tövbe. Ah beni çekiyorsunuz. Durun. İnşallah. Süpürgenin torbasına tutuver ona. Semiha teyze gel yeri de süpürelim. Tamam da şunu. La senin süpürgen çok hoşuma gidiyor benim. Bu mu? Ucu ışıklı mı ışıklı? He ama evet. Boşabilir Semiha teyze hep tozları gösteriyor evdeki. O hiçbir işe yaramıyor, boşver. Yok güzel çekiyor da sinirlerini bozuyor evet. İnsanın. Ya şu an hissettiğim Semiha teyze eğer kafaya koyarsa bu inatla bu menüyü de çıkartır, temizliği de yapar. Oo buna Semiha demişler. Onlar giderken ben geliyordum, geliyordum. Ama sonrası dün yalandan bayıldı, bugün gerçekten bayılabilir hiç. Kaçışı yok yani. Semiha çok fena. Semiha var yanar döner. Bir bakıyorsun iyi, bir bakıyorsun dönüveriyor. Ve Semiha Hanımcığım salondaki temizliğinin sonlarına geliyor. Çok aslında tatlı, çok şirin yani insanı kanı kaynıyor ama yaklaşacağın varsa da tehlikeli bulup yaklaşamıyorsun. Çünkü sağ gösterip sol bindirir yani. Kemal abinin bir resmini getirseydin gençlik, bu kadar övdün, bu kadar seviyorum. Ben sana resmini atayım. He at, tamam at öyle atayım, bak. Atayım da bir gör de nasıl yakışıklı. Bu kadar övdü, bu kadar yakışıklı dedi, bu kadar aşığım dedi. Beyefendiyi bir türlü göremedik. Kadir inanır gibiymiş. Ben doymadım diyorum, doysun kara topraklar dedim Kemal'ım. Vay beni, beni yeşil yapraklar, ben doyamadım, koysun kara topraklar. Ne zamana gitti miydi, gelme. Gelmek istemiyorum. Bayramlarda şeker bayramı da şeker götürüyorum üstüne daha diyorum. Allah rahmet eylesin. Hadi bakalım. Fincanları makineye dizelim. Hadi sonra gel. Etabımız var daha. Hadi gel. Nay 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 nay. Ne kadar enerji kadın maşallahsın bana Allah. Yorma Kadir'im. O yorulmuyor ki deşarj oluyor. Hafa. O yellikten ellikten son gelir mezellikten. Bence temizlikte Semiha teyze Kadir boh boh kullanır. Aman oğlum şunu çek. Aman oğlum camı sil. Kadir de merhametli. O üzülmesin, yorulmasın. Diğer şeyi Kadir'e yaptırır. Ne? Su gelir güldür, güldür. Kendin beni güldür. Bir damlacık kanım akmaz. Öldürürsen sen öldür. Oba. Arabacığın arabanı yellendir, yellendir. Şeker al da şu çocuğu dillendir. Diller, diller kaymaksın diller. Diller ne bilsin eller. Eller nay 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 nay. Oba. Nay 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 nay. Fincanları makine izleyelim mi? Evet. Sen gel şuraya otur 5 dakika bir dinle sen dinle. Dur şimdi bu neymiş mübarek o şey? O limon Kadir. O kokusunu alsın kokusunu diye. Kokusunu alsın diye. Evet. Tabii merak ediyor musun? Yok. Niye? Önüme gelince ben merak ederim. Şimdi ne diyeyim, ne desem? Şimdi hiç talaşıma değil. Nasıl olsa gelecek. Ama sana şimdi şöyle söyleyeyim, bu etap çok önemli biliyorsun. Evet. Yani bu etaptan iyi puan alırsan birinciliğe doğru daha da yaklaşırsın. Bunu şey gibi düşün, adamdan gizli para almasını kenara koymuşsun. Kötü gün için. Evet. Bu da öyle, kötü gün parası kenarda dursun. Evet, inşallah. Lazım olur sana. İnşallah. Bir de hediye veriyoruz. İnşallah. Gelenin mi almıştı etaptan? He, bir süpürge almış. Ha, süpürge. Ben süpürge tutuyorum, radyo öyle giriyor. Öyle öyle, bak 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 bak. Utanmıyordu. Evet, var başına Kadir Bey. Allah ben sonları etmesin. Radyo öyle giriyor. Can da biliyor. Evet efendim, ekranların en temiz, en neşeli programı Kadir Zidil'le Marat benim de elimi keder atmadan önce ruhumuzu müzikle doyuruyoruz. Edirne'den Kars'a, dünyadan Mars'a herkese selamlar. Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Ama halay her yere götürür. Bütün kederi atıyoruz şu anda. Hadi bakalım. Teşekkürler, yeterli. Şimdi geri kalan elimimizi temizlikle atmamız lazım. Aynen hemen topla fincanlarını Onurcuğum. Hemen topla. Onur çok akıllı, çok uyanık bir çocuk. Herkese iyi anlaşayım, iyi geçineyim yani güler yüzlü, kendini sevdiren. Beyefendi trafik kazası geçirdim diyor. Semiha Hanım patlıcanıma kaç puan verdin diyor. Ha ona valla ben de şey oldum. Anam yavaş. Hayır bir de en heyecanlı yerinde girdi yani araya. Aynen öyle Kadir Bey var ya sinir oldu. Bence onu son dakika şey için yaptı listes. Ortalık dağılsın üzülmesin diye ya Semiha teyze. Ha öyle mi dersin? Öndekilerini bilinçsizce yaptığını düşünüyorum ben yorgunluktan. Otele gidince direkt yapmış öyle dedi. O var ya işte dedi yani hiç konuşmadım diye. Sinirinden içi içini yemiş. Ben diyorum başından olay geçti. O gene diyor benim patlıcanım nerede? Aman
çok da lezzetliydi ya. Bak deme işte, kadın sinirleniyor. Sinirlensin, ne olacak Kadir Bey. O hafta böyle, demek ki gelinin yarıştığı hafta yarışsaydı, demek ki o hafta Davut'un Mavut'un olduğu yarışmacılar olsaydı, Semiha teyze herhalde acillik olurdu kesinlikle. Kesin. Tutamazdık. Duygu sömürüsü be, uyuyamadım otelde, yok ne bileyim ne yaptım bu pasafistan. Siz de var ya. Sen var ya sen. Teyzem. Ölçeyim. Şimdi Duygu sömürüsü. Ama o benim iyiliğimi suistimal etti Kadir Bey. Bana oy vermemek için. Bilerek yapıyorum. Neyse, yani artık daha o konuları açmak istemiyorum bence ama. Bence de açmayın, yoksa ikiniz zararlı çıkacaksınız. Açtırmak evet, istemiyorum. Evet Onurcuğum, ama yemekte marifetliyim diyorsun, temizlik yapıyor musun evde? Temizlik yapıyorum ama nasıl? Nasıl? Şimdi doğruyu konuşmak gerekiyor. Şimdi detaylı sizin kadar yapamayız. Tamam, o ayrı, ayrı bir şey. Vaktin yok. Ama annemize yardım ediyoruz. Ne yapıyoruz? Tülleri takmadan, işte cam silerken yardım ediyoruz. İşte annemiz mutfaktayken. Klasik etkimizin ucundan tutuyorsun. Evet, şimdi aynen öyle. Şimdi tutsun ucundan, hadi bakalım. Tutalım. Onur Bey'e bir iş verelim bakalım nasıl yapıyor. Bekle o zaman. Aa Kadir Bey. Sen bitirin de boşalt, ben leğen getiriyorum. Ne oldu? Kirişi mi kırıyorsunuz? Nereye? Kadir Bey'e özel bir şey getirdim. Unuttum ben onları giymeyi. Ne giymeye gidiyorsunuz? Eski tarihimizin kültürünü yaşatan emeğimizi taşıyorum ekranlara. Onur bence temizlikten hiç anlamaz. Çok konuşan var ha, hiçbir iş yapamaz. Kadir Bey. Efendim. Bakın. Allah kahretmesin seni. Geçen ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Gittim ayakkabıcıya, en amarak benim hazırlanıyorum, geleceğim buraya. Kara lastiği gördüm. Abi dedim, bunları dedim ben alabilir miyim? Kardeşim dedi, biz bunu satmıyoruz. Aa neden? Ben onu dedi öyle dedi rafa koydum dedi. Aksesuar olarak. Tozlu raflar arasında duruyor. Ben dedim bu dedim gidecek. Nereye? Kadir Ezidi'yle en hamarat benime. Adam da çıkarttı, anda sana hediye etti. Dedi ki götür getir. Ödünç verdi. Ama neden istiyorum biliyor musun? 7'den 70'e. Eskiden bunları insanlar giyer bahçeye giderdi. Küçükler giyer oyun oynardı. Ben iyi hatırlıyorum tabii o dönemleri. Bunda onun emek var. 85 doğumlu. Hepsini hatırlıyor. Gözü kör olmasın. Geç vitrinin başına. Geç vitrinden kaçabileceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Boşalt hepsini masanın üstüne. Yalnız dikkat et bak, bunların hepsi tarihi antika imkanlar. Var ya. Kadir sen gel böyle otur. Su mu? Bayramdayız, temizlik yapıyoruz, öyle düşün hadi. Anneannenin fincanları bunlar, aman yavaş. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hatırası var. Kırılırsa da canı sağ olsun, ne yapalım. Yalnız vitrinin içinde de bardakların izi çıkmış. Eyvah eyvah. Onur Bey temizliğe vitrinden başlıyor. İnşallah bir şeydir kırıp dökmeden bitirir. Onur nasıl bir rakip? Onur bir kere sırf kazanmak için böyle herkese tatlış görünüp saçma sapan cahil bir yarışmacı benim için. Su getirecektiniz, unuttunuz mu? Getiriyorum. Evet, sürpriz. Leğeni al götür, leğeni al götür. Hayır, hayır, hayır Kadir Bey. Adamın her şeyi sürpriz. Yemin ederim sürpriz adam. Kadir Bey'i Onur Bey'in mutfakta bunaltacağını düşünüyorum. Onur Bey'in tek yaptığı şey gereksiz bilgiyi karşı tarafa yüklemek. Kara gümünden geldim. Allah kahretmesin seni. Beşpınar'dan mı doldurdun suyu? Eski Erzurum kara gümüyle geldim buraya. Eskiden Kadir Bey. Korkuyorum beni altını da çıkaracaksın içeriden yakından diye. Yakından gelecek o da. Eskiden Kadir Bey bununla su ısıtır silerlerdi, ortalık daha iyi temizlensin diye. Şimdi soğuk suyu koy dolandır. Olur. Türkiye'de hala soba yakan, hala güğümde su ısıtan insanlarımız var. Evet. Evet. Sizin tamamıyla tedaviden kalkmadı yani. Siyah beyaz televizyon değil bu. Siz bunun siyah boyalısını almışsınız. Ateşin üstüne ya. Ama ne yapalım? Aksesuar amaçlı. Aksesuar amaçlı. Bunu bulabildik. Boyalı güğümü getirmişsiniz. Şimdi. Düriyemin güğümleri kalaylı. Hadi başla bakalım. Puan alacaksın i̇çine buna. O kurulayıcı. Su yapmayacak mı içine? İçine işte deterjanları. Burada al hangisini istiyorsan. Hadi bakalım Onur Bey. Görelim bakalım temizlikte nasılsınız. Onur temizlik yaparken hem konuşacak, hızlı davranmaya çalışacak. Kurallarına göre temizlik yapabileceğini düşünmüyorum. Semiha teyze dün nefes nefese iş yaptı vallahi. Hem de ne? Hem de ne? Dedi ki verin verin yapayım de dedi. Sonra dedi arkamdan konuşmasınlar dedi, yapamıyor diye dedi. Ah Semiha teyze oradan buraya adım atana kadar. İnanır mısın, bana da öyle dediler. Sabah otelin önüne arabayı çekiyorlarmış da yürümesini bekliyorlarmış. Dediler ki nasıl temizlik yapacak? Aha da dün gördüm, gayet de canlıydı. Ben hepsinde bu yaşta daha güzel yarıştım. Temizliği yaptım. O şeyi de yaptım etapı. Girdim. Onu da süren bitmeden yaptım. Yemeğe 15 dakika kalaraktan yaptım, bitirdim. Özür dilerim Sema teyze ama o kadar da güzel yemek yapmadınız. Tadını, tuzunu vallahi bile hepsine tadı tuzu çok güzeldi. O zaman istediği yere göre konuşuyor. İstediği yere göre de hareket ediyor. Doğru aynen mu? Aynen öyle. Onur Bey maşallah temizlik yaparken de hiç susmuyor.
Onur, bu yarışmaya niye bu kadar gelmek istedin sen? Birilerine bir şey mi ispatlamaya çalışacaksın? Kendi bizde gücümüzü gösterelim. Neden? Göstermeyelim, yapamayalım ki. Artık daha o eskidenmiş. Kadınlar yapsın, erkekler evde yatsın. Şimdi kadın diyor ki ben yapıyorsam sen de yapacaksın. Çünkü artık kadınlar da çalışıyor. Bitti. O devir bitti. O devir bitti de acaba bu bittiğinin temizliği bugün biter mi merak ediyorum. Genel anlamda yaşı genç olduğu için, erkek olduğu için çok fazla mutfakla alakası olduğunu düşünmüyorum. Kadir Bey, buradan neler geliyor be? Orayı niye ellediniz ki şimdi? Sen vitrinin içini bir bitir. Onur kazanmak için her şeyi yapabilecek bir çocuk yani. Vitrinin içindeki değerli eşyalar tek tek özenle yıkanıyor. Dikkatli bir şekilde kurulanıyor. Ben haksızlığa hiçbir zaman tahammülüm olmayan biriyim. Haksızlık varsa onun karşısında susmak değilsiz şeytanlıktır. Yapmış olduğum yorumlarda da olmuş olmuş, olmamış olmamış demek gerekiyor. Buna da karşılık verdiğin zaman sivri dilli olduğunu söyleniliyor. Ama bence sivri dilli olduğumu düşünmüyorum. Sadece haksızlığı savunuyorum. Merhabalar efendim. Evet. Merhabalar. Emine Hanım kendince küçük şaplı bir gösteri yaptı. Ama olan gene biz oldu. Biz süpüreceğiz. Batırdık salonu valla. Tebrik elimizden ediyorum. Hiç beklemiyordum şey senden böyle bir şey. Fenasın. Teşekkür ederim. Maksat göz korkutmak, anladın mı? Geliyorum gümbür gümbür. Hiçbir anlam veremedim. Yani şaşırdım ve şok oldum. Hiç de hoşuma gitmedi. Konfeti içindeki salonun temizliğine başlamadan önce fincanlar toplanıyor. Menüsüyle şaşırttığı için temizlikte de şaşırtabilir. Her şeye açığım, dediğim gibi gün sonu her şey netleşecek benim kafamda. Ama menü konusunda herkesi mutlu ettin, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bu mu demediler yani. Ne mutlu etmesi? Hepsinin gözleri korktu. Ben zaten menüme güveniyordum Kadir Bey. Hayır, mutlu etti derken yani beklentilerini karşıladı. Kimse bu muydu falan yapmadı Onur'un menüsündeki gibi. Demek sen evde kayınvalidine bir strutroff yapıyorsun ha? Bence Emine Hanım mutfakta kaynanasını çekiştirmekten belki yemek yetiştiremeyebilir de yani. Ben çok güzel yemek yapıyorum Kadir Bey. Herkese çok beğenir yemeğimi ama bir tek kayınvaliden beğenmez. Çok beğenir, çok sever ama yağlı olmuş, tuzlu olmuş, öyle olmuş. Diyorsun ki karnını doyurur, ağzını siler ama muhakkak o işin sonunda bir laf koyacak ortaya. Aynen öyle yapıyor Kadir Bey gerçekten. Kaynanalığın şanındandır o. Aslında içten içe beğeniyor da tebrik ederse şımarırsın diye korkuyor. Aynen. Genelde kayınvalidelerde bu huy var çünkü. Hiçbir zaman takdir edilmedikleri için böyle bir şey yapmayı sevmiyorlar. Ben onun yanına gelin geldim. Ara ara işte ayrıldık, gittik geldik falan. 28 yıldır beraberiz gibi bir şey. Ama bak her gelinin harcı değil kayınvalideyle birlikte oturmak. Evet. Yani. O konuda da takdir etsinler yani beni. Bence de takdir etsinler. Rahat rahat uzanamazsın, yayılamazsın, kumandayı eline alamazsın. Kocana trip atamazsın. Tabii ki zorlukları var. Çünkü bir kuşak çatışması oluyor illaki. İşte genç nesil, ihtiyar nesil. Şu an roller değişti. Ama zor tabii ki. Her türlü zor. Ne güzel çekiyor bak. Ne güzel çekiyor bak. Patlatmak neyi yapmışız o zaman? Emine Hanım bizi bomba gibi bir gün bekliyor diyerek patlattığı konfitileri süpürmeye başlıyor. Emine Hanım baktı ki salon temiz. Kendine iş çıkardı kadın. Değil mi? Mutfakta da bayağı iş var. Var var. Aspiratörleri berbat. İşte diyorum ya Kadir Bey, ben zor işleri kendime hedef ediniyorum ve sonra uğraşıyorum. Haftada kaç gün rutin temizliğin var Emine abla? Ben valla mümkün olduğu kadar sürekli yapmaya çalışıyorum Kadir Bey. Her gün süpürüyor musun yani? Ya her zaman evde olamıyorum. Kızıma gidiyorum, geliyorum bazen. Kızına gidip geliyorsun. Yakınında mı oturuyor kızın? Mecidiyeköy'de oturuyor. Mecidiyeköy. Sen nerede oturuyorsun normalde? Beykoz'da. Hanımefendi kızınız evli mi? Evli, dış ses. Ona gidip geliyor. Oğlan kaç yaşındaydı? 26. 20, o bekar evde. Bekar evde. Okuyor mu? Yok Kadir Bey, okulu bitirdim. Çalışıyor şu anda. Haftaya nişanımız var. Haftaya nişan. Kayınvalide adayı Emine Hanım. Parmağında yüzükler, kolunda bilezikler. Sen kayınvalide olma yolundasın. Evet. Biz de kayınvalideni eleştiriyorduk tam. Gerçekten hani benim için temizlik o görsel bir şey. Ben mesela gittiğim yerde orası pisse onu kınamam. Ben kendim temizlemeye kalkarım. Yani temizliğimle Kadir'in de gözüne gireceğine inanıyorum. İyi puan alacağım. Bu haftanın şampiyonu benim. İddialı yarışmacımız Emine Hanım'a temizlikte Kadir Ezildi de yardım etmeye başlıyor. Baksana nasıl lekeli ya. Yıkama makinesiyle yıkamalıkmış aslında. Kadir Ezildi koltuk minderlerini, minder aralarını, kısacası koltuğun süpürülmedik bir yerini bırakmıyor. Dikkatinden de bir şey kaçmaz. Emine Hanım'ı en başından beri rakip olarak görüyorum. Çünkü hırsı gözlerinden okunuyor. İyi bir gözlemci. Sinsice yürüyor. Hepimizi gözlemledi. Kişiliklerimizi analiz etti. Dün Onur Bey'in gününde kendi yüzünü çıkarmaya başladı. Kime oynayacağını buldu. Bugün birkaç kere Onur Bey'in üstüne ve Semih Hanım'ın üzerine oyun oynamaya çalıştı ama ben ona cevabını yeterince verdiğimi düşünüyorum. Şöyle koltukları süpüreceksiniz. Evi komple süpüreceksiniz. Sonra eşya çıkışa doğru iteceksiniz. Sonra sildikten sonra eşyaları yerine ite ite
ite ite çıkışa doğru geleceksiniz. En son ortayı aldıktan kere çıkacaksınız bu şey odada. Emine Hanım salonumuzun temizliğine yerleri silerek devam ediyor. Temizlikte Emine Hanım bence birazcık böyle ağır olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki yarışmada süre zarf içerisinde olacak. Pratikleşir mi o da şaşırtır. Suya al yanına bak şunu da dökeyim ben içine. Aa nasıl parladı ama parkeler. Al sana bol kokulusundan. Kız öyle güzel koktu ki ben de heveslendim. Heleler bir ağız da ben sildim. İş daha geldim. Parke güzel parladı. Siz onu yaparken ben de buranın tozunu alayım Kadir Bey olur mu? Tamam ablam. Emine Hanım, mesela... Emine Hanım işi biliyorsunuz Emine Hanım. Yalnız ev yılbaşından beri silinmemiş galiba. Emine masada pısar durur. Sesi de çıkmaz, kızarır durur. Ne yapacak? Ben onu susturacağım. Temizlik devam ederken biraz da dedikodu yapalım mı Kadir? Seni sevmediğin kim var? Hadi dökür. Benim sevmediğim kim var? Ben herkesi seviyorum Kadir Bey ya. Tamam herkes benim... de sevilmez ki ya. Herkes sevilmez ama işte. Emine abla. Öyle kötü bir sevmediğim insan gibisin. Herkesi seviyorum. Pollyanna mısın sen ya? Biraz Pollyanna'lık var bende. Herkes severse bu ülkede kaos nereden çıkacak? Ben işte bir kayınvalidemle anlaşamıyorum. Ha, anladım. O da benimle anlaşamadığı için yoksa ki problem yok yani benim peki, için. Peki seni istemeye kaynanan istemeye mi geldi yoksa severek mi? Görücü ben olsun. O zaman tabii ki bilmiyordum. Biz eşimle severek evlendik. He. Ama kayınvalidem istemeyerek gelmiş. Kendi yani. Peki sana söyledi mi bunu? Evlendikten sonra söyledi. Ben başka bir kız alacaktım, onu bana vermediler falan diye hala konuşur. Ama eşin seni istemiş sonuçta. Tabii canım. Sen bunu onun yaşlılığına veriyorsun o zaman. Yaşlılığına veriyorum. Yaşlılığına şu veriyorsun. Önemli olan eşinin sana ilgisi, alakası. Tabii ki de. Yani eşin sana seni böyle istemeyerek almış gibi davranmıyorsa sıkıntı yok. O çok zaman. Güzel. Kesinlikle hiçbir zaman. Da zor bir şey. Ama bu Türkiye'nin gerçeği. Çoğu kayınvalide de var bu yani. Peki annen gelin bundan haberi var mı yani kayınvalidenin seni istemediğinden? Yoksa şu an ilk defa mı duyuyorlar? Onun bildiğini bilmiyorum yani. Yani hiç mesela annenle dertleşirsin ya ana kız olarak evlendiğinde bir hafta geçti, bir sene geçti, yeni gelinsin. Annenle böyle bir çay içerken, bir sohbet ederken. İşte ya onlar anne... da ayrı bir şehirdelerdi. O yüzden uzaktaydık biz birbirimizden. Ya da bilerek mi söylemedin? Bilerek söylemedim. Bilerek söylemedin. Çünkü ben önemsemedim onu. O zaman benim de haberim olmamıştı ki. Benim de haberim yoktu yani. Sonradan öğrendin ya işte. Sonradan diyorum. Öğrendikten sonra da unutulmadı çok fazla ama. Çok geç olmuştu yani. Artık çoluk çocuğa karışmıştık. Söylemenin de çok fazla bir manası aynen. Yok diyorsun. Menü geçişi çok kötü. Kremalı çorba ile başlıyor. Kremalı ana yemek veriyor. Ve yoğurt cacık var. Süt ürünleri çok kullanmış. Menü dengesi çok süt ürünleri ağır basmış bir menü sürer. Son kez güzelce silelim, süpürelim, tozumuzu alalım. Hadi bakalım. Tepsi kaptırın. Ha burada. Hoppa. Ben şunları kaldırayım. Sunumun harikaydı bu arada. Ay teşekkür ederim. Beğenmenize sevindim. Eşiniz zevkliymiş. Güzel fincanlar almış bak. Adam çünkü kurtulamıyor elimden Kadir Bey. Hep hediye isterken altın istiyorum. Bu da en iyisini altın varaklı getireyim de yakalamış. Altının gramı kaç para haberim var mı? Ama ona yatırım yapıyorum. Sanki adam istese vereceksiniz. Veriyorum vallahi veriyorum. Arabayı isteden ben verdim. Onun parası sonuçta nasıl vermeyeceğim? Ha ne bileyim hanımlar genelde böyle kendilerinin altınları ya kendilerin olarak görüyorlar ya. Ya tabii ki bizim ama sonuçta benim çocuklarım için yapılan yatırım benim için. Sen bunları yatırım olarak görüyorsun. Tabii ki yani. Bak, hemen güzel, saygılı geleceğim. Bir eş. Sema Hanım temizlik etabında şarkı, türkü söylerken Kadir Bey ile eğlenirken etaba atlar. Ve sayın seyircilerim harika bir sezonun son temizliğinin startı veriliyor. Bak yine ben dayanamadım alsana elimden. Bırakmıyor. Bir anda. Oh içim dertte kaldı zaten onu çıkaramadım. Oh. Neyse ki takılmadılar. Sehpayı silmeden önümüze gözler kahve orayı getirdi görmedi demediler. Beni eleştirmekte. Ya. Bence temizlikte isterse yapabilir. Ama dediğim gibi birazcık heyecan var gibi gördüm sabahtan. Heyecanla yenik düşerse, başaramazsa o ayrı bir konu. Ama isterse, azmederse başarabileceğine inanıyorum. Nur yendi tamam. Sıfatına sehpanı. Silkeledi, sildik ki şöyle oh. Gözü nazara alsın. Alsın Kadir'im. Mis vallahi. Gibi oldu bak. Ha, kendimizi hem görüyoruz vallahi. Hem gözlere şiş yarabbi sen bilirsin. Atalım koridora gitsin şöyle hoppa. Geniş geniş. Ben ilk başta Sema'yı... rakibim olarak görüyordum ama şu an Melis'ini gördükten sonra kararımın doğru olduğuna karar verdim. Şimdi ne yapıyoruz Sema'cığım? Şimdi ben önce Kadir Bey halıyı süpüreceğim, kaldıracağım, arkasını tamam. Süpüreceğim. Ondan sonracığıma bir toz alacağım, tekrar bir süpürge atacağım şöyle pislikler gitsin. Toz aldıktan sonra niye bir daha süpürge açıyorsun? Üstündekiler dökülünce ben hep yerler bir daha kirlenmiş gibi hissediyorum. He, değişik seninki de hadi aç bakalım. Ondan sonracığıma... Kadın iki kere süpürge ya? Yapıyor. Sema Hanım ilk başta çıtayı çok yüksek tuttu davranışlarda, hal ve hareketlerde çıtayı en sonuna kadar indirdi. Çünkü kendi gününü oynuyor. Bizlerden puan almak için hal ve hareketlerini değiştiriyor. Sema Hanım salonun halısını önlü arkalı süpürüyor.
Eşin şu an nerede çalışıyor? Eşim dün İzmir'de düğündeydi. İzmir'de düğünde böyle sürekli dışarılara gidiyor mu? Tabii her yere gidiyor. Oh. Senin sesin de güzel. Var mı böyle bir düşünce ben yani? Ben çok istiyordum. İşte ilk kaçırılmadan önce konservatuar okumak istiyordum Kadir Bey. O dönem hatta bizim maddi durumumuz çok yoktu. Öğretmenlerim bana dedi ki sen oku dedi. Biz senin için dedi şey yaparız dedi. Yardımcı oluruz sana. Bağlamanı alırız, kursunun parasını veririz, her şeye yardımcı oluruz dedi. O dönem işte kaçtım. Sen ilk yılda kaçarak mı evlendin? Evet. Sema'nın çenesi kuvvetli gum 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 atıyor ama dil o kadar kuvvetli değil. Şöyle benim gibi bir masaya vuraydı. Ben ne dedim? Birinci olacağım dedim. Tamam. Hadi sen süpür, ben de suları getireyim efendim. Tamam Kadir Bey. Şimdi salonun dibisine köşesini siliyoruz. Sema Hanım tabii ki strese girecek. Çünkü burada evde uzun süre içerisinde yaptığın şeyi burada 2 saat içerisinde yapacaksın. Burada başarmak, zoru başarmak çok kolay değil. Sonuçta buraya çıkmak da büyük bir marifet. Ama önemli olan o süre zarfı içerisinde istenilenin tam bir şekilde yapılıp sunulması. Sema Hanım ve Kadir ezildi. Salonun dip köşe temizliğine detaylı bir şekilde devam ederken biz de Semiha Hanım'a bir kulak verelim. Yaparsa iyi yaparsa puanını alır. Kötü yaparsa da benim kötü puanını alır. Kötü puanda kalkıp oynayacağım. Yalandan bir şey çıkmaz. Sezonun son temizliğinde Kadir ezildi ve Sema Hanım tüm amanatlıklarını konuşturuyorlar. Ve silinmedik bir karış yer bırakmıyorlar. Sema bence temizlik etapında beni asla geçemez. Mutfağımıza geldik. Evet, ne yapıyoruz şimdi? Bu fincanları. Fincanı tanıştan. Noyarlar anam, noyarlar. Kız seni koca şarkı söylüyor. Ben... Senin sesin güzel, hiçbir şarkıyı bilmiyor. Unutuyorum. Bak çok güzel başlıyor. Tamam bak, benim de unuttuğum yerler oluyor ama toparlamayı bileceksin. Ağzına bakıyorum, niye kesiyor? Fincanı taştan oyarlar anam oyarlar. İçine de badem koyarlar. İçine de badem koyarlar. Bak benim sesim vallahi güzel. Güzel. Birazcık eğitim alsam. Birazcık sol la la fa 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 mi ra ra re re desem. Ben bu işi yürütürüm de bilmiyorum. Sanmıyorum. Benim arkamda da böyle bana güvenen bir abim var. Her işte arkamda. Kapı gibi. Hanımefendi Allah aşkına şuna bir şey deyin. Güzel mi? Fincan. Bazı isimlerden güzel. Yani bak. Evre Şenol'ları bile güzel yapışıyor. Allah sen bilirsin ya. Bak bir dinle. Sen müzik kulağı olan bize. Onun kulağı yok. Güldürüyor ya. Fincanı taştan oyarlar anam oyarlar. İçine de bade koyarlar. Bak güzel. Görüyor musun? Ah rahmetli Zeki Müren yaşasaydı bugün elinden tutardı. Gözleri yaşarırdı. Ya ya. Ay akşamdan ışıktır. Yaylalar yaylalar. Yüküm şimşir kaşıktır. Dilo dilo yaylalar. Burada ne işimiz var bizim? Burada aslında bu aspiratör temiz. Vallahi maşallah. Bulaşık makinesinin arası da güzel. Yani bu mutfakta çok bir işimiz yok. Fırınımız falan da pırıl pırıl. Baksana tepsileri, camları. Eyvah, ben de takdir ettim. Sadece ocağı biraz kötü silmişler. O da zaten birazdan yemek yapacağız. Baksana dünkü aspiratör var ben ya. Ben şöyle Kadir Bey. Kombinin üstüne bir el atabilir misin? Karbonat, beyaz sirke, kaynar su. Kombinin üstü nereden çıktı şimdi? Adamın iyice hevesi gitti gördün mü? Temiz Kadir. O zaman nereye geçiyoruz? Etap. Etaba geçiyoruz efendim. Yalnız o etap gerçek hayatta. Sizi mahvedeceğiz. Diyorsunuz. Canın çık. Bırak bardakları. Bırak bırak bırak. Bırak Audrey Bey. Bırak bırak bırak. Sen bu şerbi koymazsam. Sen bu şerbi bırak 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 bırak. Şimdi nereye gidiyoruz? Neresi? Sen. 1.750.000.000. Sen parayı ne yaptın? Kalk gidiyoruz. Öyle bir etap var ki. İnşallah pes etmezsin. Allah'ın izniyle. Bayılmazsam pes yok bende. Bence Allah korkma. İzin verirse. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.